Merhabalar efendim. Kameraların unutulduğu, inanılmaz hayat yolculuklarının yapıldığı sahici sohbetlere hoş geldiniz. Biz de sizlerin evinde hoş bulduk diyorum. Ağırladığınız için teşekkür ediyorum. Bir konser piyanisti düşününüz efendim. 70 ülkede konser veriyor. Dünyanın 70 ülkesinde. Tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bir sanatçısı olarak dünya onu ayakta dakikalarca alkışlıyor. Ve biz bugün yine bir başarı öyküsüne imza atan Kıbrıs Türk'ü değerini ağırlıyoruz. Yüreğimizden alkışlayarak anons ediyorum. Konuğum sevgili Rüya Taner. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sözlerinize layık olabilme. O ne kelime. Sağ olun. O ne söylense az noktasında. Sağ olun, teşekkür ederim. Ne söylense az noktasındasınız. Bu arada biz hiç tanışmadık. Hayır, hiç karşılaşmadık. Evet, ama ben hep takip ettim. Sağ olun. Başarılarınızla gurur duydum. Çok sağ olun. Gerçekten ben bu hayat öyküsünü çok merak ediyorum. Teşekkür ederim. Şimdi hazır mısınız zamanda yolculuğa? Hazır. Size ışınlıyorum çocukluğunuza, hı hı, ve ilk hatırladığınız çocukluk anısına. İlk esasında güzel anılarım var ve çok güzel anılarım var. Hep şey derler işte, küçükken bir disipline girdim. Evet, girmek zorundaydım, onu şimdilerde anlıyorum ama çok da güzel çocukluğum geçti. Her ne kadar bir disipline girmem gerekse de o dönemler arkadaşlarımızla paylaşırdık birçok şeyi. Sokaklarda oyun oynardık. Geceleri saklambaçlar, gündüzleri milolar ve babama derse gelen öğrencilerle ben, onlar sıralarını beklerken veya işte aileler aramamışsa odama çekip onlarla oyun oynardım. İlk hatırladığınız babanıza derse gelen, evet, çocuklarla oynadığınız oyunlar, evet, mı? Kesinlikle. Çok güzel, evet, bir anı çağırdınız. Evet. Çok güzel. Baba tabii, biraz babayı anlatır mısınız? Tabii, babam esasında orkestra şefi. Almanya'dan önce Gazi eğitimden mezun, sonra Almanya'da eğitimini görmüş orkestra şefi. Aynı zamanda koro şefi de, bir eğitimci, piyano öğretmeni. Vasıfları çok fazla. Anlatınız, babanız uzun anlatılmayı hak eden bir kesinlikle isim. Kesinlikle öyle. Yılmaz Taner. Öncesinde Zeki Taner, rahmetli büyük babam bandonun kurucusuydu. Halam Yıldan Birant aynı zamanda piyano eğitmeni. Ve ben müziğe yönlendiğim dönemde babaannem bana sen de mi diye şey yapmıştı, sitayişte bulunmuştu. Ama ben çok güzel bir aileye düştüm. Onu gerçekten çok hissediyorum. Annem babam, evet, benim annem babam ama aynı zamanda en yakın dostlarım. Şimdi anneyi de anlatalım. Evet, anneyi de anlatalım. Anne bir bankacı esasında, hı hı, ama uzun yıllarda modellik yapmış. Enstitünün kıyafetlerini sergilemiş, hı hı, birisi. Yine benim sanat ve estetik yani, evet, anne de bankacı da olsa, evet, onda da böyle bir yan var. Ve bizim ailedeki organizatörümüz, yani onsuz kendimizi kaybederiz herhalde. Onu kesinen söyleyebilirim. Aman. Şimdi bana biraz anlatın. Anne nasıl bir organizatör ama siz çocukken? Çocukken esasında anne daha ayakları yere basan bir kişiliğe sahip birisi. Baba tabii hayallerinin peşinde koşmayı arzu eden ama anne de babanın hayallerinin arzu ettiği şekilde gitmeli midir yoksa bu gerçekten var mıdır diye Ankara'ya beni yetenekli olup olmadığımı bilir kişilere dinletirken, babama sen bekle Kıbrıs'ta, ben kızımızı alıp ben götüreyim, bana söylesinler söyleyeceklerini demiş. Bu ara kaç yaşındasınız? O dönemde ben 7 yaşındayım. Peki 7 yaşa kadar bu yetenek nasıl çıktı ortaya? Önce onu konuşalım, baba, sonra Ankara'yı. Dediğim gibi işte öğrenciler gelip gidiyordu. Evde hep müzik vardı. Ben başka bir şey yapacak bir durumda değildim. Yani bu gayet doğaldı benim için. Evet, bana kimse sormadı sen piyanist olmak istiyor musun? O gayet doğal gelişti benim için. Ama tabii disipline girmek, arkadaşlar sokakta oynarken ben 4-5 yaşındaki bir çocuk için otur işte senin çalışman lazım, bu
bunu kabullenmek hiç kolay değil. Şu an ben de bir eğitmenim aynı zamanda ama mecburen bir takım şeyleri yapmanız gerekiyormuş. Bir ön hazırlığı var bu tür şeylerin ve genç yaşta başlamak gerekiyor. Bunun için hem siz hem aileniz hem bu işe gönül veren herkesin esasında hayatlarını buna göre yönlendirmesi lazım. Aksi takdirde olmuyor. Ve nitekim ailem benim yeteneğimi görünce başka bir evlat da istememişler. Annem istemiş ama baba olmasa daha iyi olur demiş. Bunu biraz açalım mı? Evet, çünkü benim peşimden gelebilmek için tek çocuk olmam gerektiğine karar veriyorlar. İki çocuk olursa çünkü ikisi arasında bölünmeleri gerekecek. Dolayısıyla o günden bugüne hep üzerime titrediler. Ve babaya gelen öğrenciler eğer geriye dönecek olursam, oradaki o melodileri ben bebeklerimle oynamak yerine piyanoda şey yapmaya çalışıyormuşum. Kendi yansıtmaya çalışıyorum. Hmm. Tabii bunu gören baba benimle şarkılar söylemeye başlıyor. Benim için şarkılar besteliyor. Geçen gün Beretemiz'in 57. yılını kutlarken orada hatta arşivden şey istetmiş. Bayrak Radyosu'nda Rüya 4 yaşındayken kucağıma oturup şarkılar söylemiş, yazdığım şarkıları söylemiş diye de anımsatma yapmıştı. Bunlar böyle yavaş yavaş ilerliyor. Baba beni yavaş yavaş eğitmeye başlıyor. Tabii baba kız ilişkisi, işte öğretmen öğrenci ilişkisi biraz bozulmaya başlayınca orada evde, disiplin girince evet. Küçük Rüya nasıl etkilendi? Yani ben herhalde Ankara'ya gidinceye kadar olayın tam olarak ne olduğunu anlayamadım. Hı. Çünkü kendi ortamımdan ve büyük bir aileden çıkmak durumunda kaldım. Yani yaş 7 olduğunda ve rahmetli Mithat Fenmen profesör, pedagog, piyanist hocamız beni eğiteceğini söylediği dönemde ben 7 yaşındaydım ve 3 yıl biz her 2-3 ayda bir Ankara'ya gidip ödev alıyoruz. Baba gelip bana bunları çalıştırıyordu. Balla kesti. dinlemediğimiz bir bölüm var. Evet. Yeteneğin olduğunu duymak için ben kendim duymak istiyorum. Anneyle yapılan Ankara yolculuğunu dinlemedik. Evet, orada anne beni Mithat Hoca başta olmak üzere oradaki bilir kişilere konservatuvara götürerek dinletiyor. Bir şeyler çalıyorum. Sonra Mithat Hoca çıkmış anneme demiş ki gurur duyabilirsiniz artık kızınız dünya vatandaşı oldu demiş. Ve anne büyük mutlulukla dönüyor geriye. Kızımızı eğitmek için sana açık kart veriyorum diyor babaya. Ve biz bu yola koyuluyoruz. Şimdi bir şey diyeyim mi? Benim meşhurdur tüylerimin diken diken olması, böyle çok etkilendiğim şeylerde. 7 yaşında bir anneye kızınız artık dünya insanı. Çok kıymetli geldi. Çok kıymetli. Sonra ben bu laflara tabii layık olmaya çalışıyorum. Dediğim gibi yani bu söylenen şeyler evet bir yetenek var ama hep artık bizlerin de söylediği şeyler. Bu yeteneği kullanabilmek için bir takım ögelerin bir araya gelmesi lazım. Size destek olacak bir anne baba, size destek olacak devlet büyükleri. Bunun gerçekleşmesi için o dönemlerde burada bir yasa yoktu. Dolayısıyla İdil Biret yasasının Kıbrıs'ta uygulanması için bir öncü olduk. Ve şimdi gençlerimiz benimle beraber bu yasadan faydalanıyor ve yurt dışında okuyor. Dolayısıyla ben bu yolculuğu yalnız yürümedim. Ne de başarı sadece bana aittir. Bunu emin olabilirsiniz içtenlikle söylediğime. Çünkü gerçekten dönüp baktığımda arkada çok kahramanlar var benim destekçim olan. Bütün o kahramanlara selam olsun. Hayatta olmayanların da rahmet, ruhları kesinlikle şad olsun. Ama biz hayat yolculuğumuza devam edeceğiz. Çok merak ettim. Anne duydu bu haberi, döndünüz, babayla buluştunuz. Hı hı. O anı dinlemek istiyorum. O anı ben pek hatırlayamıyorum. Anlatmışlardır mutlaka. Ama tabii farklı bir yola girdiğimiz kesin. Çünkü 10 yaşına geldiğim dönemde benim artık Ankara'ya gitmem gerektiği söyleniyor. Ve ben hatırladığım dönem
80'li yılların 80-81 yılında bize 6 yıldı ilk öğretim. Hı hı. Ve ben bir an önce Ankara'ya gitmek için 4. sınıftan 6. sınıfa atlamak zorunda kaldım. O dönemleri hatırlıyorum ve sınıfımda da çok haylaz birisiydim. Yani hocalarıma böyle şakalar yapmak için ön ayak olan kişiydim. Siz ve haylazlık. Evet, evet. Pek görünüşte bağdaşmasa da ebe başı olarak. Ne yapıyordunuz mesela? Mesela hocanın birinin başına su kovayla su döktüğümüzü hatırlıyorum. Baş üst tarafa kapının bir kova yerleştiriliyor ve hoca girdiği anda başından aşağıya maalesef. Elebaşı da sizsiniz. Evet. Ve ondan sonra bizi sıra değneğine tutuyor. Haklı olarak tabii adam. Ve hiç unutmuyorum. O gün 22 bu Nisan. Bu eller. Evet. Ama bu eller işte ve ben piyano çaldığım için sıra değneğinden kurtuldum. Herkes ellerini koymuş bekliyor cezasını almak için ve hoca düz de vurmuyordu cetveli. Böyle ya. Ortadan vuruyordu. Herkes bekliyor. Ben de bekliyorum. Yaklaşınca tabii tedirgin oldum. Tam böyle kaldırdı vuracakken fark etti benim oturduğumu. Sen dedi, sen in aşağıya, sen yarın görevlisin dedi. Şimdi tabii bir anda sınıf bir coştu. Efendim yani o ebebaşı o niye bizden kurtuluyor, biz kurtulmadık, o kurtuluyor. Ve ben el sallayarak çıktığımı hatırlıyorum. Çok piyano çalmanın beni kurtardığı çok günlerden. Güzel bir anı. Çok güzel. Peki bir tane daha gelsin bakayım. Bir haylazlık daha. Yani mesela geceleri arkadaşlarımızla buluşur. Yaz dönemlerinde bilhassa körebe oynardık. Ve ben böyle şey çıkayım benim kimse bulmasın derken yemekten dönmüşüz. Ve ben böyle etekli vaziyette limon ağacında asılı kaldığımı hatırlıyorum. İnemedim. O kadar, evet inemedim. Ebeler değişiyor. Ben hala daha orada asılı. Sonra birisi aynı ağaca denk gelince ben orada asılı bekliyorum biri gelsin beni aşağıya indirsin diye. Güzel anılarım oldu gerçekten. Yani hiç pişmanlık duymadım. Peki var mı başka aklınıza gelen? Şu an yok ama gelirse. Ama limon ağacından öyle etekle takıldı. Bir zeytin ağacını az kalsın yakıyorduk. Onu şimdi anımsıyorum. Onu nasıl yapıyordunuz? Kutuyu yakalım derken bir anda bütün ağaç alev alıyor ve yine bir su sıkıntısı var o dönemde. Kuzenim ben buradan su alırım deyip böyle lastiğin içerisine şişerek üflediğini hatırlıyorum ama akan şöyle bir damla ama ev yanmaya başlıyor. Yani bütün ağaç yanıyor ve evin üzerine devrilmiş bir şekilde yaprakları. Dede tabii öğleyin geliyor, bütün dışarıdaki komşular itfaiyeyi çağırın falan diyor. Nenem mutfakta yemek pişiriyor hiçbir şeyden dünyadan habersiz. Dünyadan haberiyor. Dede gelip de fark edince ağacın yanmaya yüz tuttuğunu hemen arabayı olduğu yerde bırakıyor. Tabii ilk yakalanan ben çünkü ben daha küçüktüm. Beni böyle sırtımdan yakalamış. Bu sefer ellerden değil. Diğer kuzenim bir tarafa kaçmış, diğeri de şeyde halka çiziyor mahallenin çevresinde. 2-3 saat dedem sakinlesin, ona göre geleyim diye. Çok koşanlılar. Evet, bir yandan da neyi düşündüm biliyor musunuz? Baba hem böyle pamuk prenses gibi anne evet. Baba. Bir yandan da çetebaşı bir kız çocuğu. Evet. Yani proje her an elini sakatlayabilir. Her an başına yani bir şey getirebilir. Yani onlar için öyle görüyor. Yani ben şimdi siz canlandırdıkça geçmişleri hatırlıyorum. Teyzenin evinde işte 60-70'li yıllarda böyle koltukların altında tekerlekler olurdu. Mobilyaların altında. Nedense o mobilyalar gider hareketli vaziyetteydi. Mobilyalar. Hareketliydi. Ve bir gün unutmuyorum teyzem, çünkü biz bahçede biz aşağıda oturuyoruz. Teyzem üst katta, anneanne arkada, diğer teyzem de arka onun yanında. Dolayısıyla 3 tane çocuk var halihazırda. Hatta 4 tane. Ve onlar hepsi erkek, bir tek ben kız. Teyzenin evine girmek istiyorlar. Kapı kapalı ve ben dışarıdaki su borularından tırmanarak tuvaletteki cam pencereyi açık bırakmışlar. Oradan içeriye girip aşağıya kadar inerek kapıyı açıyorum. Yani evet haylaz yani şu an bana deseniz ikinci kat açık.
Geçen hafta bahçemizdeki ağacı süslemek için iki kat merdiven çıkıp bir baktım. İkinci kata çıkmak ayrı bir. Yani işte herhalde çocukluğun saflığı mıdır? Ama, oyuncağın verdiği heyecan mıdır bilemiyorum ama. Ama olan bir dakika, babanız ve anneniz bunları duyuyor. İşte o günlerde o dayaklardan yedikler. Sen bunu nasıl yaparsın? Yani evet. Hep de uç şeyler, hani ikinci evet. Kattan çıkıyor evet. Ediyor. Sonra bir gece yine bu da 70'li yılların sonu olacak. Bir turuncu bir şeyim vardı, böyle pantolonum yukarıdan bağlanan. Ve anneanneyim, babamlar da çok sevdiğimiz bir dostlarımıza gitmişler Çağlayan'da. Uyandım ve hala gelmediler. Ben kendimce bir plan yaptım ve dedim ki tamam, şimdi onlara gideceğim. Ama buraları biraz karanlık. O yüzden buralarda sağa geçeceğim. İşte buralarda asker abiler var. Onların yanında yürüyebilirim diye kendime bir plan yapıp gecenin 12'sinde yer cücesi. Evet. Yer cücesi. Ben sokakta şeyde gidiyorum. Tam Büyükelçiliğin yanından AKM'nin o giriş yolunda gidiyorum. Ve karşı, tabii o zaman bu kadar çok araba yok. İyi saatte olsun sevgili Salim Mirata ve eşi. Onların da turuncu, benim kıyafetimin renginde bir arabalar var. Karşıdan geliyorlar. Tabii gece 12'de yalnız başına bir çocuk. Salim amca görmüş. Yılmaz demiş, rüyaya benziyor. O demiş. Babam demiş, Salim ne işi var? Bir anda o araba ters yönde giderken bir anda dönüp yanımda bulundu. Üçüncü dayağı da o gece. Yani böyle bir şeyim vardı. Ay harika. Gerçekten. Siz sordun ki hatırlıyorum. Ya gerçekten hayretler içinde dinliyorum. Bu çocuk ertesi gün saatlerce piyano evet. Çalıyor ama. Herhalde enerji yola çıkar. Bilmiyorum. Belki de hani o zaman kaçıyor ya çocukluğun evet, bir bölümü orada geçti ya. Bir gece. Araya sıkışmış. İyi ki de yapmışsınız. İyi ki de başınıza bir şey gelmemiş evet. Ama yani. Evet. Bayağı bir uç evet. Şeyleri konuştuk. Babam zaten şey, her rüya dikkatli ol dediği şeylerde hep kendinin başına bir şey gelir. Ne gibi? Mesela Kırgızistan'a ilk gidişimiz 92 yılı -25. Tabii -25 ve kar fırtınası. Valizleri alıp yürüyeceğiz. Ve oradaki işte valiz ticareti, ticaret yapan insanlar böyle bir yol oluşturmuşlar kendilerine göre. Tabii bastığınız anda kayıyor. Çünkü bizim ayakkabılarımız da -25 için değil. Babam önden gidiyor, bana diyor ki dikkatli sen beni ol. Takip et. Demeye kalmıyor. Babam kendi kayıyor ama arkadan bağırıyor. Rüya sen dikkat et falan diye. Benim öncü birliklerim var. Öncü birlikler şahane. Üç dayakla bitti mi bu olay? En büyük dayaklarım o olay. Sonra yine geliyorum. İki evet. Sınıf atladık. Evet ve ben İki sınıf Ankara'ya atladık. Gittiğim günün, yani daha doğrusu oraya feribotla gidiyoruz ve okula yerleşiyorum. İlk gece tabii 25 kişilik bir yatakhanede kalacağım. Ve evde ben o dönemler hatırlıyorum, şarkı söyleyerek uykuya dalardım. İlk gece gittim, bir kız arkadaş daha var. O da iyi saatte olsun Nilay Genç. O da Bornova'dan gelmiş. O da tek başına. Dedim ben herhalde burada yatamayacağım. Tabii ne yapabilirsiniz? Ailede yemekte müdür muaviniyle. Telefon açtırdım aşağıdan. Dedim ki söyleyin ayağımı burktum. Beni alsınlar. Tabii geliyorlar. Ben gayet rahat yürüyorum, koşuyorum hatta. Anlıyorlar tabii. Ertesi gün tekrar oraya götürülüyorum. Ve okula başladığım gün hocayı maalesef kaybediyoruz. Mithat Fenmen'i. Başladığınız evet, gün. Evet. Öyle yani mi? Okul eğitimime başlayacağım gün. O 3 yıl eğitimden sonra okul girişimdeki gün. Hocayı kaybediyoruz ve babam gemiyle dönmüşlerdi. Uçağa binip tekrar geri Ankara'ya geliyor. Başka bir hoca seçimi için. Ve yine rahmetle anıyorum, Tulga Cetiz hocam oluyor. Ya Allah rahmet eylesin. Onunla çalışıyoruz ve o işte 9 aylık
yıllık semestir sonunda babamı arayıp diyor ki Yılmaz Bey, burası çok yoğun ve ben Rüya'ya ders verecek oda bile bulamıyorum ve Rüya yeterince çalışmaya da zaman bulamıyor. Çünkü biz en küçükleriydik sınıfımızın. Yaş olarak da en küçükleriydim. Tabii dolayısıyla böyle gece çalışmaya gittiğimiz zaman büyükler gelir, işte burada hayalet var, şurada şu var deyip bizi korkutup kaçırıyorlar. Kaçıyorduk. Tabii hocaya istediğim şeyleri hazırlamaya ne piyanom var ne zamanım oluyordu. Ve annem babam ikinci bir piyano daha alıp Ankara'ya yerleşmek üzere hazırlık yapıyorlar. Aman. Yani bu işte Temmuz ayında 82 yılında ve ben tatil için Kıbrıs'a geliyorum. Eylül'de de beraber annemlerle Ankara'ya yerleşme planındayız. O yaz döneminde İdil Biret Kıbrıs'a konsere geliyor ve beni ona dinletiyorlar. Onun da önerisi Rüya'nın hemen Londra'ya, yani yurt dışına gitmesi. Peki neresi? Londra olabilir. Araştırılıyor. O dönemde Yahudi Menühin'de yatılı okul var, yaşıma uygun. Aksi takdirde anne babayla gideceğim. Dolayısıyla işte İdil Biret Kanunu önerildi. İşte çok yetenekli çocuklar yasasının Kıbrıs'ta olması ki çocukla beraber aile bireyinin de gelmesi. Allah rahmet eylesin. Ahmet Atamsoy, dönemin kültür bakanı, babamı yanına çağırıyor ve Londra'da temsilciliğimizde bir ataşelik boş yer var, kültür ataşesi olarak seni oraya görevlendireyim diyerek babamı oraya tayin ediyor ve biz ailece bir anda Ekim ayında kendimizi Londra'da buluyoruz Ankara yerine. Yani böyle bir hayat ne evet. kapılar açıyor evet. ama hiçbiri de tesadüf değil. Beklediğimiz bir şey değildi tabii ama ben ilk oraya gittiğimiz geceyi çok iyi hatırlıyorum. Ki ondan önce çok kez İngiltere'ye gitmişizdir ama tabii artık böyle yerleşmeye gitmek ve az önce anlattığım gibi büyük bir ailenin içinden koparak bir anda üç kişi kaldık ve farklı dil, farklı din, farklı bir yaşam, farklı bir iklim yaşayan bir ülkedesiniz. Erken kararıyor, hava soğuk, yani çok her şey çok farklıydı. Sorduğum soru hala kulağımda. Çok sevdiğimiz bir dostumuzda bir süre kalmıştık. Tony amca dedim, bu mahallede çocuk var mı? Çünkü kimseyi görmedim. Yani kimse sokakta oynamıyor. Yani adama sorduğum soru ilk bu. Yani ben sabahleyin kalktığımda buralarda birilerini bulacak mıyım? Yavaş yavaş işte piyano alındı. Bir ev kiralandı. Ve bir yaşam başladı ama tabii alışılmışın çok dışında. O okuldaki disiplin değişikliği nasıl etkiledi? Yani ben tabii ilk konuşamıyordum. Çünkü o yaşta öğrendiğim İngilizce işte bu kalemdir, bu silgidir. Ve bana ismim sorulduğunda ben her şeyi böyle robot gibi arka arkaya, ismim şudur, telefon numaram budur. Yani sorulmayan bilgileri dahi veriyordum. Uzun bir sürede kapandım içime. Yani biraz fazla konuşan birisi için çok zor bir süreçti. Yani 1,5-2 yıl. 2 yıl sürdü. Ben şey yapamadım. Yani hiç kimseyle irtibat kuramadım. Özel İngilizce dersleri başlatıldı. Matematiğim çok iyiydi. Nurlar içinde uyusun, Güner hocamızı yeni kaybettik. O benim Allah burada matematik hocamdı, Güner Burgu. Ve matematik güçlü ama tabii İngilizce anlamıyorum, konuşanlar şive farkı falan ve bir şey arıyorum, yani bir kanal arıyorum insanlarla iletişim kurmak için. Tabii öğrenince piyano çaldığımı, bana bir takım şeyler, ödevler verilmeye başlandı. Tabii orada her ne kadar bizi zorlamasalar da sabahları onların şeyleri vardı, biliyorsunuz. Bir him okurlar, bir ritüelleri var ve çok da seviyorum ben onu. Bana işte şu numarayı çalışacaksın, sabahleyin sen çal bunu. Ve ben her sabah orada görevliydim. Sonra müzik kaptan oldum. İşte müzik kaptanı yaptılar beni. Yavaş yavaş çözülmeye başladı dilim. Hatta ilk siyahiyle orada karşılaştım. Balla kestim.
Yaşam yolculuğumuz devam edecek efendim. Kısacık bir aramız var. Merhabalar efendim. Malum bizim programın adı sadece sohbetler. Arada o kadar çok güldük ki benim anonsa başlamam için biraz zaman geçti. Bence koysunlar bize. Sağ olsun bugünkü konuğum bir başarı öyküsünün kahramanı Rüya Taner. Öyle güzel anılar anlattı ki bizi arada gülme krizi tuttu. Beni güldürdünüz, Allah da sizi güldürsün. Hep birlikte. Ne güldük ama arada? Ne güldük? İhtiyaç yani, varmış. Vallahi ihtiyaç varmış. Ve bu programı bunun için seviyorum. Hiçbir kurgu yok. Her şey akışında. Her şey doğal. Her şey olduğu gibi doğal. Nerede kalmıştık? Londra'ya gittiniz. 1,5 yıl asosyal yaşadınız. Ve tam sosyalleşme başladı. İlk siyahiyle tanıştım evet. Dediğiniz noktadaydık. Yani hep filmlerde görüyoruz. Bir ufak kız geldi yanıma oturdu. Teneffüs zamanıydı. Hiç unutmuyorum bu anımı da. Böyle gamzeleri vardı hep böyle yaparlar ya evet. Onlar kendilerine has. Parmağımı alıp çocuğun suratına şöylece bir sürdüm. Boya mı diye? Evet. Yani demek ki aklımdaki imaj oymuş. Tabii. Çocukta tabii bir anda böyle tabii. Şey ve arkadaşım gelip bana şey dedi. Burada dedi dokunamazsın çocuklara ya. İzinsiz dedi. Yani ya. İşte bunlar hep bilmediğimiz ya, öğretir, kültür tabii, farkları. Tabii. Zor bir süreçti. İnanın yani annem çalışıyor, baba çalışıyor. O okulda 2 yıl kaldım. Sonrasında, yatılı mı kaldınız? Yoksa hayır, geceleri o, eve... günlük bir okul ve hı-hı. Normal bir okuldu. Ben esas müzik eğitimimi Guildhall School of Music and Drama'da hocamla cumartesileri hafta olmak sonra. Üzere hı-hı. Başlayabildim. Çünkü yaş küçük. Ve bu 7 yıl kadar gitti ta ki üniversite dönemine gelinceye kadar. Sonra orada 4 yıl üniversite ve 2 yılda master's degree'si var. Ama tabii bu normal okulda benim İngilizcem ve diğer işte tarih bilgisi şunlar bunlar verilirken günlük çalışmam azalmaya başladı. Çünkü saat 4'te eve geliyorum ve hocamın verdiği ödevleri ancak 1-2 saat yine fırsat bulabiliyorum. Çünkü komşulara ses gidiyor ya, ve bir de o var. Yani bir de o sessiz var. Bir şeyle uğraşmıyoruz. Hocamın bir önerisi oldu. Pörsel Müzik Okulu'na Rüya haftada okulunu değişelim. Oraya gitsin hiç olmazsa gün içinde de biraz çalışma fırsatı olur. Fakat onun da şöyle bir zorluğu oldu. Evimiz Kuzey Londra'daydı. Buraya gitmek için 3 saatlik her gün bir yolum vardı. Ve babam benimle geliyor 3 saat gidiyoruz. Dönüyor o Trafalgar'daydı o zaman temsilciliğimiz. Öğleden sonra anne 3 saat geliyor beni alıp eve getiriyordu. Aman Allah. Böyle bir yaşam ve biz saat yine böyle 5:30-6'larda yola çıkıyorduk. Bu da 3 yıl kadar böyle sürdü. Üniversite çağına geldiğimde de artık o günlük şeyim, her gün gittiğim okulum. Guildhall School of Music. Rüya Hanım hayat yolculuğuna devam edeceğim de adanmış bir ömür var size anne babanızın. Benden çok anne babaya çünkü yani esasında. Yani adanmış bir ömür 3 evet. Saat biri evet. Götürüyor evet. Tekrar 3 saat yani geri dönüyor. Düşündüğünüzde bir ayınız yolda geçiyor yıl içinde. Hayır hem yani, o yani hem hayat planlarını evet. Birdenbire tabii. Değiştirip evet. Hani. Yani onlar kendi hayatlarını kendi hayat, hayatları benim. Diye bir şey evet. Yok. Evet. Ama sonuçta farkındalar ki bir değer var ellerinde. O değer sadece onlara ait değil.
Yani bunu farkında olmaları çok kıymetli bir şey. Evet, benim için çok değerli. Çok değerli. Yani babam, hatırlıyorum, hocam derse gidiyorduk özel. Çünkü ben cumartesi gün evet hocadan ders alıyorum ama tabii o eğitim bir haftalık dersle olmuyor. Eğer bir işe baş koydunuzsa belki haftada iki defa, üç defa. Çünkü o repertuarı hazırlamak o kadar kolay bir şey değil. Ve hoca derse çağırıyor bir takım şeyleri daha hızlandırmak için veya yeni repertuar verecek. İşte yarışmalara hazırlanıyorum, şunlar bunlar. Ve kar kış babam arabada elinde su lastiği, termosta kahve fincanı 2-3 saat arabada beklediği oluyordu benim. Evet, yani bu buradan her zaman söylemiyorum ama buradan onlara bence kameraya bakarak evet, annenize babanıza evet, teşekkür ederim. Yani adanmış ömrün kahramanları, size gerçekten dünya adına yürekten teşekkür ediyorum. Dünya adına, çünkü dünyaya bir değer yetiştirdiklerinin bilinciyle kolay kendilerinden vazgeçmişler. Evet. Ve halen de peşimdeler yani. Dinleyeceğim onları. Evet. Dinleyeceğim. Dinleyeceğim. Bir tek şeyi atlamayayım diye sordum. Babaannenizin sen de mi dediği gün hangi gündü? O herhalde daha ben Ankara'ya gitmeden önce. 7-8 yaşlarında. Onu atlamadan olacak. Kaldığımız evet, yerden devam ediyoruz. Üniversite hayatı. Hı hı. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? O dönemde artık 4-5 saat en az 4-5 çalışıyordum. Saat. Çünkü okul derslerimde tabii malum. Ama tabii okul başlıyor ve o 3 yıl işte teknik öğreniyorsunuz, yeni repertuar, belli bir kriter var. Hı hı. Onlar hazırlanıyor. İkinci yılda daha farklı bir eğitim var. Üçüncü yılda bir konçerto, orkestra eşliğinde bir eser çalmanız gerekiyor yıl ortasında. Belli etütler var tekniğiniz için, onları, o sınavları vermeniz vallahi lazım. Vallahi kesiyorum, konçerto çalarken baba ve anne geldiler mi? Tabii ki, onlar hep var ama baba hep dışarıda izler. Çünkü heyecandan giremez salona. Ciddi misiniz? Evet, evet, babam hep beni dışarıda, şu an şunu çalıyor, şu an bunu yapıyor diye izler. Ay çok etkilendi. Evet. Bir seferinde ilk İstanbul konserimde hatta. AKM'de konserim var ve ben içeride çalıyorum. Babam dışarıda foyede gidip geliyor. Bir anda ışıklar kesildi ve o ışıkların kesilmesi birkaç defa oldu. Yani benim resitalim boyunca belki 4-5 kez o gece ışıklar kesildi ve o kesildiği andan jeneratör devreye girinceye kadar o boşluk içerisinde ben hala çalmaya devam ediyorum. Babam ışıklar kesilince tabii hemen oradaki çalışanlar ne oldu, ışıklar kesildi falan diyor. Açıyor kapıyı, ses geliyor. Işık yok. Tabii benim bütün psikolojim darmadağın olmuş. Yani hocamın tabii bize verdiği eğitimle de biraz alakalı. Tabii. Çaldığım eserleri bazen böyle gözler kapalı da çaldığım tabii için hissettim bazı şeyleri ama tabii pis sesler de çıkarmışımdır. Ve rahmetle yine anıyorum, Panayot Abacı o dönem o konseri organize ediyordu. Çıktım dışarıya. Tabii gözlerimden herhalde yaşlar dökülüyor çünkü ben o kadar çalışmışım. Pis notalar da çalıyorum. Ya. Gideceksin geri dedi bana böyle bir şeyle. Tamam peki. Yani hiç naza falan gerek yok. Hayır yani kapandıysa kapanmıştır falan. Yani gayet doğaldır. Çok etkileyici. O birkaç kez öyle oldu o akşam. Çok etkileyici. Yüreği dayanmıyor. Heyecana evet, bakın. Hatta bir seferinde babamın bir anjiyosu oluyor ve ertesi gün bana İzmir'e konsere yetişecekti. Fakat bir aksilik oluyor ve şeyi çıkarırlarken sondayı, atar damar yırtılıyor ve babamı acil ameliyata alıyorlar. Tabii yetişemiyor bana gelmeyi. Ve hastane odasından canlı yayından konseri dinliyor. Bir 5-10 dakika önce doktor gelmiş, kontrol etmiş. Her şey nabız falan normal. Sonra adam bir giriyor içeriye, babamın nabız atıyor. Ben orada çalıyorum. Ne oldu demiş, yani az önce normaldi. Kızım çalıyor orada. Hemen kapatın televizyonu. Sayın Taner yani.
Aman yani bu anılar ya kendi. Peki ameliyat olduğunu biliyor muydunuz? Ben bir söylediler mi? Bilmiyordum ta ki konser bitene kadar. Yani söylememişlerdi yani, diye düşündüm. Çünkü hatta gelecek dediler. Sonra birisi ağzından attı, kan verdiler dedi. Yoksa Yılmaz abi hemen koşar gelirdi. Kuzenimizin biri ağzından attı. Ne kanı falan dedim o zaman. O anda söylediler. Böyle bir durum var ama iyidir diye. Ay çok etkilendim. Çok etkilendim, yine geri dönüyorum. İlk konçertodan geldik. Buraya atladı. Yani eğitimimiz süresince belli sınavlar, belli kriterler, bunları aşmak durumundayız. Üçüncü yılın sonunda o programa giren herkese bir öğretmenlik diploması da, eğitim diploması da veriliyor. Kimisi oradan ayrılıyor. Ama ben performers course yapmak istediğim için sahne bir yıl daha, 4 yılı tamamlamak üzere kalıyorum orada. Sonraki 2 yılda da postgraduate course dediğimiz, bizim master's degree olarak algıladığımız ve Avrupa'ya kıyasla da bu Premier Prix dedikleri şey daha yüksek. Çok İngiltere'de. Yüksek. Premier Prix de konser piyanisti unvanı esasında alınacak bir sınav. Çok o kıymetli. 2 yıl sonrasında size bir diploma veriliyor ama bu sınav ayrı olarak girdiğiniz, bu title almak için girdiğiniz tek bir defaya mahsus yapılan bir sınav. O da ertesi gece siz başka en büyük şansınız salonda. Da yok. Evet, çünkü yani sizi o anda bu kişi yarın en büyük salonda konser verebilecek mi şeyiyle dinliyorlar. Tabii bunun neticesini aldığımda Kıbrıs'taydım bir yaz tatilinde. Hocam vermişti bana bunun müjdesini. Tahmin edemezsiniz. Yani yıllar boyu hele annem babam. Biraz anlatsanıza o haberin geldiği günü. Değerli izleyenler, ilk anonstan itibaren konser piyanisti diye altını özellikle çiziyorum. Çünkü altında tam da bu kadar emek ve sadece tek bir fırsat var. Evet, o tek fırsat değerlendirildi ve haber geldi. Biraz o kare... Şanslı kız kim falan diye aradım. Ya aradığımda ilk onu söylemiş. Kimdir şanslı kız falan diye... Aldın mı dedim. Tabii aldın dedi. Ben o anda bir otelde yemekteydik. Anlatamam size şeyimi, heyecanımı. Yani bir şey için uğraşıyorsunuz ve hayatınızı adıyorsunuz. Hele annem babam için daha da büyük bir hediyeydi bu, çok tahmin büyük ediyorum. Hediye. Ve şimdi onun peşinde hem o title'a layık olmak hem bana verilen mesuliyet, çünkü devletim hep arkamda oldu ilk yolculuğumdan. Bugüne kadar da öyle. Dolayısıyla sadece Rüya Taner değil ama bir misyonum olduğuna inanıyorum. Ve bunun yükünü inanın omuzlarımda hissediyorum. Çünkü ben bir şeyi yapamazsam veya başarısız olursam o sadece bana dönecek bir şey. Başka ki yani kimse benim başıma silah dayayıp bana sen sabah 5:30'da çalışacaksın, işte hafta sonu da çalışacaksın diye yaklaşmıyor. Bu benim yaptığım şeye verdiğim mesuliyetle alakalı bir şey. Ve illaki her konser piyanisti de bunu yapıyor diye de değil. Bu benim artık bir yaşam tarzım. Etrafımdakiler de bunu biliyor. Annem babam uyuyor. Ben inip aşağıda çalışıyorum. Arkadaşlarımdan erken ayrılıyorum. Çünkü sabah ben kalkıp çalışmak durumundayım. Bu ister cumartesi olsun, ister pazar, ister yeni yıl, ister bayram. Bizim için öyle bir şey yok. Bizim belli zamanlarımız var. Konserlerimizden fırsat bulduğumuz dönemlerde bir ara yapıyoruz ama genelde de bir atlet gibi çalışmak durumundayız. Çünkü çok acımasız bir meslek, acımasız bir çok hobi. Acımasız. Dolayısıyla hobi. Onun... Biraz yani hobi olarak yapanlar bile bunu fark ediyor ve ben anladım. Esasında fark etsinler istiyorum. Çünkü gerçekten biz kendimiz bile, bu mesleği yapan arkadaşlarım içinde de çok acımasız olabiliyoruz. Şöyle bir elinize alayım da kamera, şu elleri lütfen yakın çeker misiniz? Bu eller yılların emeği, yılların disiplini ve belki de biraz hayatın ertelenmesiyle, ki bu bir misyon uğruna ben alkışlıyorum verdiği emeği ama yine hop geri dönüyorum. Çünkü hayat yolculuğundayız. Konser piyanisti olduk. Ben ilk konseri dinlemek isterim.
Neredeyiz? Mezun olduktan sonra ilk konser. İnanın şu an o sorunun yanıtını unuttum ama ilk yurt dışı konserim 17 yaşında. Yurt dışını sordum zaten. Yurt dışı 17 yaşında ama daha henüz konser mezun olmamıştım. Konser piyanisti olmadan önce. Peki onu evet. Dinleyelim. Burada bir büyükelçimiz vardı, rahmetli Asaf İnhan. 74 Allah döneminde rahmet ve onlar Budapeşte de görevliydiler ve bana İtalyan Enstitüsü'nde bir konser düzenlemişlerdi. Hatta hatırlıyorum orada çok güzel bir kale var ve orada annemle birlikte o eski bin dallıları giyip bir de defile yapmıştık sonrasında. Çok güzel. Bunları hatırlıyorum. O benim ilk yurt dışı konserim oldu. Sonrasında tabii işte yarışmalar tabii ancak İngiltere çapında olabildi. Çünkü ben KKTC tanınmadığı için temsili bir şeye giremedim. Ki BBC'nin düzenlediği yılın piyanisti yarışmaları vardı ve onlara müracaatlarım oldu. Semifinalden diskalife edildim. Tamam. Çünkü oraya destekçi olan kişilerin Rum lobiler şeyi olduğunu öğrendik. Tabii hocamın hiç hoşuna gitmedi bu şey. Çünkü epey bir çalışma sürecine girmiştik o yarışma için. Ama olabilecek İngiltere çapında her şeye girdim. Buralardan da işte Liszt, Franz Liszt ödülüm, Mozart ödüllerim, başka resital programlarından ödüllerim, birincilik ödüllerim oldu. Bunlar bana piyanoların Rolls Royce'i diyebileceğimiz Steinway & Sons piyanolarında konser verme hakkı kazandırdı. Oradaki konserimden sonra da oranın, yani bu firmanın Steinway & Sons piyanolarının sanatçısı oldum. Bunun akabinde resitalim bitti ve konser piyanisti unvanını aldıktan sonra Wigmore Hall'da, İngiltere'nin en ünlü konser salonunda konser verme fırsatı doğdu. Tabii yıllarca o salona gidip siz sahneye çıkanları izliyorsunuz. Bir dakika. Tam da o duyguyu istiyorum. Evet. Tam o duygu. Salon doldu. Evet, salon doldu. Salon doldu. Ben sabah tabii gittim orada çalıştım. Kimseler yok. Evet. Herhangi bir piyano gayet güzel. Fakat gece buradan bir kapı açıldı ve ilk kez tersten bakıyorum ya. Sahneye. Hı hı. O çok başka bir duyguydu. Yani Allah'ım bana güç ver bu geceyi istediğim şekilde. Herhalde bunun atışı. O zaten yani dışarıdaydı. Bunun atışı. Artık yani duyamıyordum. Kendi ya. Sesimi duyamıyordum. Tabii oraya yine gidebilmem de başta anne baba, hocam, o günü destekleyen herkes, yani salon tıka basa doluydu ve ilk kez bir debüt yapan kişinin full house olması dikkatlerini çekti. 550 ya da 580 kişilik bir salon orası. Salon bittiğinde konserim, oradaki insanların coşkusunu şu an onu da anlattım. Bakın ben tüylerim yani diken diken yine. Başka bir dünyaydı o akşam benim için. Herkes ayakta. Evet. Ve yani ben artık şey duramıyordum. Yani bana ne yapsanız ben başka bir dünyadan inemiyordum. Ve babam oraların arkasında işte bu Harley Street'ler, Marylebone Street, babam sürekli dönüyor Londra sokaklarında. Şimdi şu eseri çalıyor, şimdi bu bitti falan diyerek ve arkada beni ilk kucaklayanlardı. Yine iyi saatte olsun Hüseyin Çağlayan modacımız. O gün beni orada izleyenlerden. Ama işte hepsinin gururu oldunuz. Ay, öyle bir tablo anlatılıyor ki yani Yılmaz Bey, Allah size ve annenize çok sağlık, sıhhat versin. Ya bir baba an be an konserde ne çalınacağını dışarıda ve girip bakamıyor. Evet. Ama işte yani heyecanlandığı için ben de fazla ısrar edemiyorum. Ama bunu da bile bile biz ikimiz beraber konser verdik. Onu nerede verdiniz? Burada Bela Pais'ta babam benim orkestra şefim oldu. Ben onun solisti oldum. Aman ne güzel. Anne bu sefer iki kata üç çıktı kat. Şey. Heyecan. Çünkü ikimizi bu sefer aynı sahnede izliyor. Onu da başarabilmişiz. Bir konserimizi de İsrail'de verdik birlikte.
İsrail'de ortak bir konser, evet, yurt dışı. Evet, beraber. İki tane mi ortak konseriniz? İki tane ortak konserimiz oldu. Şimdi evet. 70 ülkede verilen konserler var. Bu süreçte en çok iz bırakan hangisi desem? Mutlaka hepsi iz bırakmıştır ama sıra dışı bir şey bekleyerek sordum. Yani bu Wigmore Hall tabii en ilk önemlisiydi, hı-hı, benim için. Sonrasında yine İngiltere'de St. John's Smith Square var. Aynı zamanda Croydon, Fairfield Halls var İngiltere'de. Yurt dışında birçok konserler var. Kayıt yaptığım stüdyo var ki bu Prag'ın en önde gelen Dvorak salonu. Orada işte Avrupa'nın Tatlı Suları CD'mi yapmıştım. Hı-hı. Dolayısıyla bunlar hep bana güzel anılar olarak kaldı. Ama şu an hata ettiğimi hatırlıyorum, görüyorum. Çünkü bazı şeyleri not etmem gerekiyormuş. Gerekiyor. Çünkü insan bazı şeyleri unutuyor bir anda. Şimdi zamanda yolculuk yaparken farkına vardık. Evet. Çünkü yazılası bir hayat öyküsü dinlemekteyim şu anda. Eminim babanız bu kayıtları tutmuştur sizin için. Yani annem de arşivliyor. Anneniz de arşivlemiştir eski bir bankacı disipliniyle. Tabii. Hepsi yani yazıyor. Biraz da onun rahatlığı vardır evet, o notları evet, tutmamakta diye düşünüyorum. Evet, yani notlar esasında var ama onlar belki ara ara insan bakıp bir gözden geçirmesi lazım. En azından siz sorduğunuz zaman ben onları daha iyi hatırlamam adına ama benim için böyle bir konser bitiyor. Evet, benim için çok önemlidir ama hemen ondan sonra bir sonraki şeye geçiyorum. Kalmıyorum orada. Kalamıyorum. O adrenalin yani, tabii. Adrenalin herhalde. Sahnede o yani hele son kareyi anlattığınızda ben hayal bile edemiyorum. Adrenalin düzeyinin ne noktaya vardığını. Bir onun topraklanması, stabilize olması. O gece zaten o öyle gidiyor. O öyle yani gidiyor. Ben uyuyamıyorum tabii o gece. Yani, yaptığımız şey eğer birlikteysek annemlerde onların odasına girerim otelde. Ortada otururum ve biz başlarız bütün gece. Tabii ki onun etmeye bir rahatlatılması evet, lazım. Yani o bütün gecemi alıyor. Ertesi gün tabii böyle sarhoş sarhoş. Ama güzel bir yorgunluk yaşıyorum akabinde. Beste de var değil mi? Beste yok. Aranjmanları var. Ve şu an işte önümüzdeki ay nihayet sonunda çıkmaya hazır. Ve buradan şu an belki isim vermesem daha iyi olacak ama çok ay, iyi bir yayın edip. Şöyle söyleyeyim. Biz bu programları paket çekiyoruz. Tamam. Muhtemelen programınız yayınlandığında çıkmış olacak. Tamam. O zaman ben söylüyorum. Doğan Yayın Evi'nin ve buradaki Bahçeşehir Üniversitesi Kıbrıs kampüsünün katkılarıyla bu halk ezgilerini toparladığım ve aranjmanlarını yaptığım kitabımda önümüzdeki günlerde inşallah buluşacak. Harika. Yani gerçekten yolunuz aydınlık, hep aydınlık olsun. Sağ olun, ne çok güzel. Teşekkür ederim. Çok, güzel enerjiniz çok için. Güzel. Yani bir şeyi çok sorma ihtiyacındayım. Şimdi biz Kuzey Kıbrıs'tayız. Evet, Türkiye dışında tanınmıyoruz artık. Bunu dünya biliyor. Sokakta 3 yaşındaki çocuk biliyor. İşte bu ülkeden de böyle değerler çıkıyor. Nüfusumuza göre az önce de konuşuyorduk. Program gerçekten öncesi çok, konuştuk. Evet. Program evet, öncesi. Şimdi tanıtmak için tanınmaya gerek olmadığının en kıymetli örneği ispatı vücut olarak şu anda karşımda oturuyor. Bu iltifat olarak değil yani malumun ilanı. Sanıyorum bizim bakış açımızın biraz değişmesi lazım bu yönde. Yani sadece politik ve siyasi şeylerle değil değerlerimizle hareket etmemiz gerektiğini görüp ve buna az önceki konuğunuz da Mehmet Bey'in evet, de söylediği Mehmet Eziç gibi. Bey'di. Yani biz olabilmemiz lazım. Biz sözde biziz. Yani sanatçısıyla, tasarımcısıyla, işte restoran sahibi olanlarla daha niceleri, mimarıyla yani bu tür insanlarımızı kullanarak hareket etmemiz lazım ve insanımıza bu değerleri belki daha fazla sizler kanalıyla, medya aracılığıyla da işlemek lazım. Çünkü bugün ben olarak hissettiğim bu heyecanı esasında herkesin benimle tatmasını ne kadar çok isterim.
Yani ancak o zaman belki biz olursak ve biz olarak benimsersek değerlerimizi bir yerlere gelebileceğiz. Şu an kamplaşmış durumdayız. Çok yani. Sahici sohbetlerdeyiz. Yine çok sahici bir sohbet içerisinde bir soru sorma ihtiyacındayım ben. Biz diyen, özgüveni ve tevazuyu eş zamanlı giyinen bir değer karşımda. Bu değer ülkesinde hakkınca değerlendiriliyor mu? Ben söylüyorum beni kullanın diye. ben buradayım diyorum. Arzu ettiklerinde de benim yapabileceğim bir şey olduğunda da her zaman o göreve hazırım. Yani bu benim için en ulvi şey. Zaten bunun da bilincinde olduğuma inanıyorum. Bugün KKTC'yi, Türkiye'mizi temsil etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ama bu onuru yaşarken az önce de dediğim gibi biz. Bunu biz olarak hissetmeyi arzu ediyorum. Biz. Değerli izleyenler, yine bütün zarafetiyle bir cevap aldım. ama bu cevabın altında okuduklarımı niyet okumak gibi olmasın ama ben okuyayım. Evet, bir değer var. Ben değilim diyor sevgili Rüya Taner. Biziz. 70 ülkede konser veren de biziz. Ödüller alan da biziz. Biziz ve bu bizim idrakine varmazsak eğer biraz eksik kalacağız diyor. Doğru mu okudum acaba? Teşekkür ederim. Doğru mu okudum acaba? Evet, doğru okudum. Ve de beni kullanın cümlesi aslında kulağa nasıl geliyor bilmiyorum ama çok fedakarca bir armağan, biriktirilmiş bir emek ürünü burada oturuyor. Ve bunu derken de hiçbir maddi beklenti içerisinde değil. Beni kullanınız. Ülkemizin tanıtımında, sanatımızın yüceltilmesinde ve tarihe iz bırakılmasında beni kullanınız diyen bir ses var burada. Çok isterim duyulmasını. Eminim de duyulacak. Eminim de duyulacak. Şimdi Mehmet Eziç Bey konusunu açtınız. Evet, onun programının final bölümünde siz de vardınız. Sizin gibi böyle adanmış bir ömür. Çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Hayatı o kadar çalışmakla geçiyor ki bir gün tavla oynayan birini görüyor. Hayatında ilk defa birini kıskanıyor. Ben de balerinleri kıskanıyorum. Şimdi onu soracağım. Kimi kıs böyle yaşanmış bir ömürde. Balerinleri kıskanıyorum. Yine sanat dalını kıskanıyorsunuz. Evet, çünkü ikisi arasında seçim yapmak zorundaydım. Ben buradan ayrılıncaya kadar hem baleyi, jimnastik ve piyanomu bir arada götürdüm. Müzik ağır bastı elbette ve ona yönlendim ama şimdi yine böyle bütün bale şeylerine üyeyim. İşte birisini gördüğümde böyle bakarım, acaba derim ne olurdu öyle bir şey olsaydı ama şunu söyleyebilirim. Yanlış anlamasın beni lütfen balerin arkadaşlarım ama bir müzisyenin hayatı ömrü sürünceye kadar devam eder. Ama maalesef bir balerinin o sahne hayatı çok daha kısa. Tabii belli şeylere işte eğitiyorlar, koreograf oluyorlar. Belki daha farklı ve çok eminim çok da büyük bir zevkle yapıyorlardır onu ama pişman değilim. Ama işte ay keşke kayabilseydim, paten yapabilseydim, bale eğitimimi biraz daha götürebilseydim. O hep böyle içimde bir ukde kaldı. Ukde. Evet. Ama o ukdenin yerine o kadar büyük şeyler Kesinlikle. Konulmuş ki. Şimdi biraz da yeni normali konuşmak istiyorum. Biz normale gelmişiz. Biz normaliz çok. Biz normaliz. Biraz da yeni normal. Böyle çok çabuk terk etmeyecek bizi bir COVID-19 gerçeğiyle yüz yüze dünya eş zamanlı karşı karşıya kaldı. Evet. Biz gülerek anlatıyoruz ama bir şey anladı insanlık. Ölümün, doğal felaketlerin, adı bilinmeyen ve çaresi bulunamayan bir virüs karşısında kim olursanız olun eşitsiniz. Bunu idrak ettik. Maalesef şeyi de çok, yani ben bu süreçte çünkü çok kayıplarımız oldu dostlar olarak. Çok. Ve ben burada ilk kez bulunuyorum bu süreçte de. Yani bu kayıpların olduğu süreçte en fazla bulunduğum dönem oldu. Ve yani sanki ölümün bile artık
daha kabullenir bir şey olduğunu görüyoruz. Yani hay Allah falan gibi bakıyor gibi bir şey tablo çıkmış artık ortaya. Yani bir an önce işte defnediyoruz, bir an önce o hayat kapanıyor ama halbuki işte 80 yıl yaşamışlar, çok şeyler bırakmışlar ama o işte yaşanan felaketin verdiği acele bir takım şeyleri bitirmek uğruna halbuki o hayatı belki kutlamak gerekirken bir anda bunu çok daha farklı ve daha kötü her tarafıyla şey. Görüyoruz. Her şey ama şimdi bu dünya da yeni bir dünya düzenini getiriyor. Dijital dünya. Evet. Yani eminim dersleriniz online'dir. Kesinlikle değil mi şu öyle. Anda? Evet. Ve bir takım konser işte evden yaptığım şeyler de online oldu ki ben teknolojiye arkadaşlarım da bilir pek uzak birisiyim. Yani telefonumda da daha bir takım şeyleri yeni yeni keşfediyorum. Çok tanıdık. Çok tanıdık. Yani mümkünse bir konuşayım bir de kısa mesaj atayım. Çok tanıdık. Ve böyle korkuyorum yanlış bir şey yapmaktan. Bu biraz benimle alakalı. Yani ona çok fazla zaman ayırmadığım için bu hallere geldi. Ama tabii evde yalnız başına kalıp işte ses düzenicisi de sen oluyorsun. Işığı düzenleyen sen. Sonra dönüp kayıt yapmak için arkaya geçip bir parmak böyle gelip oraya basıyor. Canlı yayına bağlanmak için. Ve ondan sonra siz tamam çaldım diyorsunuz. Acaba nasıl oldu? Ya. Aradığınızda hatlar çok kötüydü dendi ya. Aman Allah. Şeyi düşünebilir misiniz? Yani hey gidi günler diyorum. Ya. Yani sahnede ışıkçım da var. İşte ya. Yani bir ortam prodüksiyon yaratılıyor. Prodüksiyon var orada kocaman. Evet. Bir de anında yani, geri dönüş var. Ve yani orada seyircinin nefesini hissediyorsunuz. Tabii. Burada kimse yok. Kuru kuru çalıyorsunuz. Bir de oradan sonra hatlar çok kötüydü dendiği zaman ben bütün şeyim orada işte enerjim yok oldu ve 4 kez yapabildim o çalışmayı sonrasında. Hiç bu kadar uzun adada kalmış mıydınız? Hayır. Yani işte 10 yaşından sonra ilk kez yani bu kadar. 6 aydır buradayım ilk defa. Peki bu kadar uzun kalış adayla ilgili, ada hayatı, kültür, yani değerler. Bizim adamız çok güzel. Onun çok büyük keyfine varıyorum şu an. Yani, biraz da değerleri konuşmak istiyorum. Farkındalıklar anlamında evet, tabii. Neleri tazeledi sizde? Çok fazla olumsuz yönlerine şu an ben girmek istemiyorum. Ama bana olumlu olarak dönüş olduğu şeyler. Ben bize verilen bu güzel iklimin keyfine varıyorum. Yani ben hala kısa kollu çıkıp dışarıda cennet, güzel bir yürüyüş cennet. Yapıyorum. Portakalımı, mandalinamı ağacımdan toplayabiliyorum. Yani dostlarımla bir araya geliyorum. Apartman dairesinde değilim. Dolayısıyla o irtibat kesilmemiş. Yani kendimi şu an izole edilmiş gibi hissetmiyorum. Yani evet dünyada yaşanan büyük felaketler var ama ne mutlu bize ki biz şu an o boyuta gelmedik. İnşallah da gelmeyiz. Dolayısıyla benim için bunlar önemli. Eğer şikayet edecek şeyler olursa tabii alışılmış bir sistemden 24 yıl İngiltere'de kaldım. Ve işte dakiklikle başlayıp da bir takım sözlerin eri olan tavırlara alışık olduğunuz zaman bazı şeyler ters geliyor. Ama işte bu da adanın rehavetiyle diyebilirim. O yüzden yani şimdi bakıyorum Sicilya'da da durum aynı. Yani onlar da tam aynı bizim gibiler. Dolayısıyla çok fazla şey yapmak istemiyorum. Deşmek istemiyorum. Şimdi geçen ilk başlarda konuk oldu yazar sevgili Ferhat Atik. Evet. Bir cümlesi çok iz bıraktı bende. Kusur arayan huzur bulamaz. Doğru. Yani şimdi sizi dinlerken değerli izleyiciler evet pozitif, gülen bütün olumsuzluklara rağmen işte dersi veriyor hat kesildi deniliyor ve bütün emeğinin boşa gittiğini anlamasına rağmen işte Londra gibi katı disiplinin ve yaşam iş dünyasının içinden gelip buradaki rehavete uyum sağlamakta zorluk çekse de
bardağın dolu tarafına bakıp. Ben kendimce sistemli bir kişiliğe sahibim. Yani bu kimi kişiler tarafından biraz şey yapılır, söyleyin, muhalefet alıyorum ara ara ama ben kişi olarak bilmek istiyorum. Bugün ne yapacağım, kaçta yapacağım? Çünkü programımı, çalışma programımı ona göre düzenliyorum. Yani benim şu an Kıbrıs'ta rahatsız ettiğim bir çevre olmadığı için ben sabah 5.30'da kalkıp çalışıyorum ve bu saat 2'ye kadar sürüyor. Ta ki öğle yemeği vaktine kadar ve o saate kadar biliyorum ki hiç kimse tarafından da rahatsız edilmeyeceksiniz. Şimdi Ankara'daki düzenim sabah 10'dan önce başlayamıyorum. Çünkü bir apartman dairesindeyim. Tabii. Her ne kadar iki kat olsa da aşağıya ister tabii istemez ki. Yani o saatte tabii kalksam ki herhalde direkt beyinden vururlar beni. Dolayısıyla yani buranın o güzelliğini tadıyorum ve ondan sonra çıkıyorum, dostlarımla oluyorum. Yani buraya adapte oldum esasında. Ama biraz kendime göre bir adaptasyon şekliyle yine benim disiplinim devam ediyor ama o rahatlığı da artık güncel şeyler içinde kabul etmek zorundayız yani. Ben anladım onu. Ben anladım onu, o konudan ilerlemiyorum. Tamam. O konudan ilerlemiyorum. Riya Taner'in uzun vadeyle ilgili yeni bir projesi var mı? Bu Doğan Yayıncılık'tan çıkacak olan kitap dışında. Yani onun tabii beraberinde bir QR koduyla çıkması planlanıyordu. Hı-hı. Fakat şu an her yer kapalı ve biz stüdyoya giremiyoruz. Zaten geçtiğimiz Mart ayında Paolo Quilicini'nin bir eserini, birkaç eserini esasında İzmir Adnan Saygun'da çekecektim. Fakat onlar hep iptal oldu. Bekleyen bir takım stüdyo kayıtları var. Hepsi havada. Dolayısıyla şu an gidemediğim için en azından kitabı bir an önce. Zaten kitap hep vardı. QR koduyla beraber çıkacak diye de biraz beklettik. Ama şimdi onu da yapamayacağımız için biz bir an önce kitabı burada piyasaya sunalım istiyoruz. Yok, zaten belirsizlik daha bu devam edeceği için ne yapabiliyorsa herkes anda imkanları ölçüsünde yapacak. Yani temastayım. Tekrar tabii kaybettiğim birçok konser oldu geçen yıl. Mecburen ertelenen. Şimdi onların peşindeyim. Onları ne zamana tekrar koyacağız? Yani büyük olasılıkla 2021 baharından itibaren, 2022 baharından itibaren. Tabii yukarıyla bir 20, bağlantı kopuklu. Çünkü iki yılımız kaynamış. O yüzden ben yaşta da sabit kalmayı planlıyorum. Yaşayın. Evet. Şimdi yukarıyla onun istişaresindeymişiz. Hayatımızdan iki yıl çaldılar. Çok çok keyifli. Şimdi bir de benim çok önemsediğim bir şey var. Bu odada gencecik, pırıl pırıl yetenekler var. Bir de rol model olma misyonunuz var. Onlarla ilgili bir çalışma var, hayali var mı? O da şu an gündemde. O tam netleşsin, onu gelip sizinle de paylaşırım. Heyecan duyduğum bir şey. Çok çok önemsiyorum. Çünkü aynı şekilde ve burada tabii ilk kez bu kadar uzun kaldığım için de sağ olun, medya grupları olarak da ilgi duydunuz. Bu arada size buradan ayrıca teşekkür ediyorum. İlk kez çünkü Kanal T'ye misafir oluyorum. Hoş geldiniz. Dolayısıyla tabii burada olduğumu duyduklarında birçok şeylerden irtibat başladı. Yani bu işte eğitim gören müzik öğrencilerinden tutun, normal okullarda eğitim gören ama işte proje verilmiş, benim hakkımda bir takım bilgiler edinmek istediler. Dolayısıyla yeni bir fikir alışverişinde bulunuyoruz. O da herhalde önümüzdeki 10-15 gün içinde netleşecek. Ondan da büyük heyecan duyuyorum. Yani sürprizler bizi bekliyor. Hani istişare ediyorum dediniz ya. Şimdi ben de bir niyet ekeyim mi? Lütfen. Kendiniz gibi bir yetenek keşfedin inşallah. Var esasında. Var mı? Var. Yani birkaç tane var. Harika. Ve ben bundan mutluluk duyarım ancak da. Yani onlarla daha sıkı alışveriş demeyeceğim. Daha yakın ilişkiler içinde olmayı arzu ediyorum. Peki yakın ilişki içinde sadece siz olmayın, anne babanız da olsun. Çünkü
Çünkü böylesi bir noktaya varmak için arkanızda evet. öyle bir destek evet. olmasa yine yapardınız. Evet. Yine yapardınız ama belki bu kadar rahat değil. Yani evet. gerçekten bu çok zor ve yani anne babanın da buna adaptasyonu kolay bir şey değil. Yani bugün işte az önce konuştuğumuz konularla arkamdan gelen gençlerin aileleri benim gibi müzisyen bir aileden gelmiyorlar. Dolayısıyla ailelerin de birçok sorusu var. Tabii ki. Sorması yani sormak istedikleri ve bir araya geldiğimizde elbette yani babamla bilhassa oturup konuşuyorlar. Bundan da mutluluk duyuyoruz ama dediğim gibi hiç beklemediğim yeteneklerle karşılaştım bu 5-6 ay sürecinde ve sadece piyano da değil. Güzel. Yani şan, keman yani bunlar o kadar güzel şeyler ki yani ne güzel ki yani mutluluk verici, onur verici biz bu kadar küçücük bir adadan böyle yeteneklerin arkadan takip ettiği ve yani onlara da belki yol biraz bu kadar, daha açık olacak. Bu kadar, bu kadar küçücük bir adadan, bu kadar evet. küçücük bir adadan dünyaya ses verebiliriz efendim. Evet. Dünyaya ses verebiliriz. Hani yine böyle şey kavanozun içinde yaşarken yurt dışına gidince dünyam değişti demişti Berna Çelik Doğru Yol Cumhurbaşkanı evet. sözcüsü daha önce konuk aldığım. Evet. Dünyayı görüp dünyası değişenlerin gelip burada gençlerin dünyasını değiştirmesi evet. gerçekten evet. Bu bir yatırım. Pandemi bir sürü olumsuzluğu beraberinde getirdi. Hı-hı. Ama her şeye dolu, bardağın dolu tarafından bakan Riya Taner için de burada 6 ayda keşfedilen evet. yetenekler var. Var. Ne kadar kıymetli bu. Ve yani ben bu zamana kadar işte yurt dışında olan mimar arkadaşlarım, tasarımcı arkadaşlarım, doktorlar. Bu öyle bir dönem oldu ki bizim için. İlk kez bir araya geliyoruz. Çünkü ne oluyor? Ben işte buraya tatil dönemlerinde gelebiliyordum. Kendimin tatil dönemlerinde. Ya da konserlerim var. Ama o arkadaşlarım dünyanın başka bir yerindedir. Şimdi onlarla bir araya gelmek için fırsat oldu. Yani peki bir platform oluştursanız. Yani dünyadaki gerçekten Kıbrıs'ta hı-hı. yerleri bir platform, bir topluca görsek sizleri biz. Şu anda, şu anda yine tamam. belki evet. niyet evet. ekelim, aha. niyet ekelim olur, şu anda. Tabii ki, neden olmaz? Yani başı çekin, başı çekin. Olabilir bir tabii ki. Topluca nerede ki, kim var? Çünkü modadan bilime, sanattan kültüre, dünyada çok çok kıymetli çok. Değerler var ve biz onları bir toplu fotoğrafta görsek değerli izleyenler nasıl özgüvenimiz artar değil mi? Bize düşen bir şey varsa memnuniyetle. Niyet ekti. Konuşayım arkadaşlar. Ektim niyeti şu anda tam da bu anda niyeti tamam. ektim. Tamam. Yavaştan programın sonuna geliyoruz. İnanılmaz keyif aldım. Teşekkür ederim. Şimdi tabii herkes birilerini benimki kıskanma değil de gıpta etmek diyeyim. Ben de hep sizin gibi bir alanda uzman olmuş sanatçılara imrendim. Sağ olun, teşekkür ederim. İmrendim. Çünkü sizi dinlemekten, sizler gibi olanlar yüreğimi temizledi efendim. Sağ olun. Onun için sağ olun, var olun. Ben teşekkür ederim. Bu çok değişik bir sohbet oldu. Çok, çok, çok. Adı... Normalin dışında. Normalde değiliz, o yüzden normalin dışında. Genelde normal dışı olmayı çok seviyorum. Yansımış ama. Yansıdı mı? Konuğum da normal dışı olunca genelde öyle oluyor. Sohbetler de çok sahici oluyor. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Değerli izleyenler, evet bir Kıbrıs değerini ağırlarken aynı zamanda da çok uzun sürmesini dilediğim bir başarı öyküsünün kahramanının hayatında şöylece bir gezindik. Hiçbir başarı tesadüf değil, dinleyince anlıyorsunuz. Adanmış bir anne babaya ben buradan minnetle teşekkür ediyorum Kıbrıs Türk halkı adına. Müzisyen ailenin kucağına düşmüş, babaannesi tarafından sen de mi diye karşılanmış müzik yolculuğu. Anne baba hayatlarından vazgeçip ikinci bir çocuğu dahi düşünmemişler efendim. Çünkü fark etmişler ki
üstün yetenekli bir çocukları var ve o çocuğu dünyaya kazandırmak lazım. Ve bu yolculuğu böyle başlamış. Burada oturan başarı öyküsünün içinde de küçük yaramaz bir kız çocuğunun olduğunu ben şu anda görüyorum. Şimdilerde onu biraz saklı tutuyor ama küçüklük anılarını dinlediniz. Hayal etmesi bile beni hem ürküttü hem çok güldürdü. Ama cezalardan, aileden yediği üç dayak dışında elleri hep korunmuş. Çünkü o onu imtiyazlı yapan elleri ve o ellerle harcadığı zaman. Anlatılacak çok şey var ama ben onun adına geçmişte ona hizmet verenler de dahil olmak üzere. Çünkü İdil Biret yasasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirmekte öncülük yapan biri oturuyor, bir yetenek. Bu sürece dahil olan, onun yaşam yolculuğuna katkı koyan, bugün hayatta olmayan herkesi rahmetle, onanları da saygıyla selamlayarak kendi dizelerimle babasına bir teşekkürün son bölümünü edeyim isterim. Teşekkür ederim. Önceleri babasının prenses kızıydım. Sonra dünya insanıydım. O kadar çok ki dünyadan ödül olarak aldıklarım. Ama ben en büyük ödülü hep senin aferinin saydım. İftihar et babacığım. Haftaya görüşünceye kadar hoşça kalın efendim.